Atatürk TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bordo 3 ürün ve yüksek teknoloji çalışmalarının sonuçlarının alınmaya başladığını belirterek, 2022 bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak, bor karbüs tesisimiz devreye girecek, ayrıca ferro bor tesisi ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız dedi. TÜSİAD tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, sadece petrol piyasası değil, doğalgaz, kömür, hatta uranyum piyasaları da bu savaştan ciddi olarak etkilenecek, jeopolitik boyutları da 1970'lerden çok daha büyük ifadelerini kullandı. EPDK Kurul Üyesi Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci kez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Çiçek, dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin diplomatik hassasiyetini gözeterek bölgemizdeki enerji düzenleme faaliyetlerine katkımız devam edecek dedi. Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle bu yılki küresel doğalgaz talebine ilişkin öngörüsünü 50 milyar metreküp aşağı yönlü revize etti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel gaz piyasası ikinci çeyrek raporuna göre savaş, uluslararası doğalgaz piyasalarında tedarik daralması ve yüksek fiyatların sürmesi neden olacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Zonguldak, İli ve Sakarya gaz sahasında yapılacak doğalgaz madenciliği yatırımı proje bazı devlet yardımı kapsamına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı YKRS 3 yarışmaları için başvuru tarihinin 31 Mayıs'a ertelendiğini duyurdu. Elektrikli araçların küresel araç pazarındaki payı 2012'de %0,2 iken 2021'de %8,3'e yükseldi. 2012'de tüm yıl boyunca 130 bin elektrikli araç satılırken bu rakama 2021'de bir haftada ulaşıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından Genlik tesisindeki çalışmalara ilişkin bir paylaşım yapıldı. TOGG'un boya tesisinin %96'sının, gövde tesisinin %92'sinin ve montaj tesisinin de %89'unu tamamlandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji ihracatına dolar ve avrodan uzaklaşacaklarını belirterek, enerji kaynaklarının batıya tedariki azalacak, bu nedenle adım adım ihracatımızı hızlı büyüyen güney ve doğu piyasalarına yönlendirmemiz önemli dedi. Tesla, 2022'nin ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Haftanın önemli gelişmelerini aktardık. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.